Her seçim dönemi karmaşıktır ama bu seçim dönemi ittifaklar dolayısıyla biraz daha karmaşık ilişkilere sahne oluyor. İttifakların yerelde nasıl uygulanacağının henüz netleşmemiş olması adayların açıklanmasını da geciktiriyor. İYİ Parti-CHP ittifakının Samsun seçim sahasına uyarlanması AKP-MHP ittifakına oranla daha kolay görünüyor. İYİ Parti'nin daha önce belediye seçimlerine girmemiş, dolayısıyla da herhangi bir ilçe belediyesini yönetmemiş olması ilçeler bazında iddialar öne sürmesini engelliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Çarşamba, Vezirköprü ve Yakakent'te adayını ittifaktan çok önce açıklamıştı. O adayları geri çekmesi söz konusu değil. Görüşme geriye kalan 14 ilçeden hangisinin İYİ Parti'ye kalacağı ekseninde seyrediyor. Burada da ölçü galiba İYİ Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde aldığı oy olacak. Bu açıdan bakıldığında söz gelimi Bafra İYİ Parti'ye bırakılırsa pek sürpriz olmaz sanırım. İYİ Parti'de büyükşehir adayı kim olacak? Bu partide iki eski milletvekili Anaplı Mehmet Çakar'la CHP'li Hayati Tekin hafta içinde Ankara'ya gitti ve hem parti üst yönetiminde Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu hem de Genel Başkan Meral Akşener'le görüştüler. İkisi de görüşmeden memnun ayrıldı. Mehmet Çakar Samsun'a döndü, Hayati Tekin ise Ankara'da kaldı. Bu arada adı ittifak öncesi MHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak geçen Dr. Ferhat Günaydın, Millet İttifakı'nın adayı olabileceği yolundaki söylentiler üzerine "Ben de duyuyorum ama ne ben bir yere başvurdum ne de bana gelmiş bir teklif var" açıklaması yaptı. Dr. Günaydın, "Bir teklif gelirse ne yaparsın?" şeklindeki bir soruma da "Arkadaşlarımla istişare yaparım" diyerek yanıtladı. Bu satırları yazmadan önce Mehmet Çakar'la da konuştum. Oldukça umutlu, bu iş %90 bitti kanısında. "Kadronuz merak ediliyor, şayet aday olursanız yolu kimlerle yürüyeceksiniz?" diye sorduğumda da çok net cevap verdi. "Bizim kapımız, bizimle yol yürüyecek herkese açıktır. Biz ne kapımızı yeni dostlara kaparız ne de eskiden beri beraber yürüdüğümüz insanları kapının dışında koruruz. Bizde vefasızlık yoktur. Bizim siyaset ve iş ahlakımızda istişare kültürü vardır. Bu yarışı istişare ederek sürdürecek nasip olursa bu kenti de yine istişare ederek yöneteceğiz." İttifaklar, daha doğrusu ilçeler bazında pazarlıklar söz konusu olduğunda ilk adım ve Necati Demirtaş'tan bahsetmemek olmaz. İlk adım AK Parti'ye bırakılırsa Millet İttifakı'nın adayı olabileceğiniz ve Meral Hanım'la konuştuğunuz söyleniyor dediğimde "Ben MHP'liyim. Meral Hanım'la da partiden herhangi bir yetkiliyle de görüşmem söz konusu değil" yanıtını verdi. Son bir nokta daha var Samsun siyasetini yazarken üzerinde duracağım ve dikkatlere sunacağım. O da AK Parti Çarşamba ve Havza başkanlıklarına yapılan atamalar. Bu partide 7 ilçe başkanı istifa etmişti aday adaylığı için. Önceki gün bunlardan ikisine Çarşamba ve Havza'ya atama yapıldı. Adaylıkların kesinleşmesine çok az bir zaman kala iki eski ilçe başkanının yerine atama yapılmasını belediye başkan adaylıklarının garantilendiği şeklinde mi yoksa ilçe teşkilatlarında bile gözden çıkarıldıkları diye mi okumak lazım? Herkes istediği gibi okuyabilir. Yalnız okumadan önce her iki ilçe belediye başkanının da 3 dönem kuralına takıldığını hatırlatmakta fayda var.